First and foremost, my distinguished brother, His Excellency. Teşekkür ediyorum. Gerek şahsım, gerek heyetime göstermiş oldukları bu ev sahipliği şüphesiz tarihin derinliklerinden gelen o ruh kökünün bugüne taşıdığı bir anlayışın en güzel tezahürüdür. Tabii çok kısa bir süre önce yapılan seçimle ortaya çıkan bir tablo oldu ve Afgan halkı ilk defa bir seçimle yeni yönetimini oluşturdu. Doğrudan halkın buradaki iradesi tecelli etti. Ve bu tecelli neticesinde Afganistan'da bir milli mutabakat hükümetinin kurulması ki buradaki oy oranları gayet açık net ortada ama bir mutabakat hükümeti olarak bunun kurulmuş olması bir birliğin, beraberliğin geleceğe yansıması noktasında bana göre çok çok önemliydi ve bunun başarılmış olması her türlü takdirin üstünde. Bundan dolayı değerli kardeşimi kutluyorum, tebrik ediyorum. Ve bu mutabakat hükümetinin içerisinde yer alan tüm kardeşlerimizi de şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. İnanıyorum ki Afganistan'ın bundan sonraki yürüyüşü çok daha farklı olacaktır. Kendileri ifade ettiler. Bugün ikili görüşmemiz gerçekten dolu dolu bir görüşme oldu. Ve özellikle bölgemizdeki gelişmeleri değerlendirme fırsatını bulduk. Ve bu bölgemizdeki gelişmeleri değerlendirirken tabii biraz tarihe de geri döndük. Çünkü Afganistan'ın bizim 1920'deki doğuşumuza katkısını unutmamız mümkün değildi. Ve o doğuşta Afganistan'ın çok farklı bir konumu yeri var. Afganistan'ın da vermiş olduğu mücadelelerde Türkiye'nin Afganistan'ın yanında olmaması mümkün değildi. Biz de Afganistan'ın yanında nasıl ki bugüne kadar yer aldıysak bundan sonra da yanında yer almaya devam edeceğiz. Şu anda bildiğiniz gibi bu yıl sonu itibariyle İSAF artık burada sona eriyor. Ama 4 ülke var ki bizler burada bu yolculuğa devam edeceğiz. Türkiye, Amerika, Almanya, İtalya. Ve bu süreç içerisinde de Türkiye olarak bizler üzerimize düşeni en güzel şekliyle yerine getireceğiz. Şu anda 2015-2016 yıllarına yönelik Kabil Havalimanı'nın işletilmesi, korunması bunlar bizim üzerimizde olacak ve bu süreci bizler bu noktada üstlenmek suretiyle yürüteceğiz. Tabii bölgedeki gelişmeler Afganistan'dan kopuk değildi. Ve bütün bunları ele alırken Irak, Suriye bu meseleleri de etraflıca görüşme imkanımız oldu. Bunları da etraflıca görüştük. Zaten değerli kardeşim bu konuları o da yakinen takip ediyor. Ve bunları en güzel şekilde değerlendirirken İslam dünyasındaki bakışımız ne olabilir? Bunları da tabii ki aramızda değerlendirdik. Önemli bir adım İstanbul süreci olarak bilinen, biliyorsunuz Pakistan, Afganistan ve Türkiye olarak başlayan bir süreç vardı. Bu sürecin aynı kararlılıkla
devamını bugün aramızda yine teyit ettik. Çünkü Pakistan, Afganistan arasında herhangi bir sıkıntının olması bizleri de sıkıntıya düşürür ve biz böyle bir sıkıntının olmasını değil, iki kardeş ülkenin dayanışma içerisinde geleceğe yürümesi, ki bunun emarelerini de görüyoruz. İnanıyorum ki Pakistan'ı da güçlü kılacaktır, Afganistan'ı da güçlü kılacaktır. Özellikle terörle mücadele konusundaki dayanışma burada çok çok önem ifade etmektedir. Hele hele yapılan seçimlerde Pakistan'ın sınır kapılarında terör unsurlarının geçişine yönelik aldığı tedbirler memnuniyet vericidir. Bunlar da burada tabii ki huzurlu bir seçimin yapılmasını sağlamıştır. Tabii bir diğer konu, özellikle ekonomideki atılacak adımlar ve bununla ilgili Türkiye'nin sıçramasının altında yatan gerçekler nelerdir? Bu konuları etraflıca görüşme imkanımız oldu ve bizler 2002'nin sonunda aldığımız hükümeti ve o dönemden itibaren attığımız adımların neler olduğunu ve bu konularda da Afganistan'la müşterek olarak neler yapabileceğimizi de konuşma fırsatımız oldu. Dördüncüsü, üzerinde önemli durduğumuz konu, Türkiye-Afganistan ilişkilerinin bundan sonraki boyutu, gerek siyasi, gerek askeri, gerek ekonomik, ticari, kültürel, bunlar neler olabilir? Bunların üzerinde durduk. Kendileri de ifade ettiler ki şu anda burada attığımız birçok adımlar var. Altyapıyla ilgili, üst yapıyla ilgili, özellikle TİKA'nın burada attığı adımlar her geçen gün kendini çok daha farklı bir şekilde hissettiriyor. Ve şimdi de inşallah tarihi bir hastanenin burada süratle inşa edilecek olması, ama hepsinden tabii öte bir kültür noktasında Mevlana Celaleddin Rumi'nin doğum yeri olan Belh'te o doğduğu evin bütün rulebeleri ele geçirilmek suretiyle onun yeniden inşası ve bu eserin inanıyorum ki Afganistan ve Türkiye arasında bir sembol olarak çok daha farklı bir kültür zincirini, halkaları yeniden oluşturacağına inanıyorum. Ve bunu da yarın ihale ile ilgili ihalesi yapılıyor ve süreç başlıyor. Hastanenin de yılbaşı itibariyle ihalesi yapılarak süreç başlamış olacak. Ve bu adımlar aramızdaki bağların çok daha güçlü hale gelmesine ayrıca vesile olacaktır. Ve bu adımları atmakta da kararlı olduğumuzu tabii ifade etmek isterim. Ve burada herhangi bir taviz söz konusu olmayacak. Biz bu yolculuğumuzu bu kardeşlik bağlarından aldığımız güçle yine devam ettireceğiz. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Bütün arzumuz, bütün gayretimiz aramızdaki bu bağların kopmadan, ekonomik alanda iş adamlarımızın birbirleriyle olan münasebetlerini daha da güçlendirmeleri, gerek ülkemizdeki iş adamlarımızın buradaki yaptıkları yatırımları artırarak devam ettirmeleri, örneğin madencilikte, örneğin ulaşımda, örneğin inşaatta, örneğin gıdada, Afganistan'da yapılacak birçok işler var. Ve buradaki iş adamlarının da ülkemizde yapabileceği veya üçüncü ülkelerde yapabilecekleri birçok işler var. Burada bilgi alışverişini yapma noktasında da atılabilecek adımlar olduğuna inanıyorum. Bu görüşmelerden bugün bunları da çıkardık ve bu dayanışma içerisinde inşallah birlikte geleceğe çok daha farklı yürüyeceğiz. Ben Türk halkının selamlarını
Afgan halkına bu vesileyle iletmiş oluyorum. Değerli Halef Selef oldukları Karzai kardeşime de aynı şekilde selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Teşekkür ediyorum. Thank you. دو سوال است، تنها دو سوال است چون سفر اینا سفر دارن. بله بله. تشکر جناب رئیس جمهور، من حمید صدیقی هستم از تلویزیون آریانا نیوز. سوالایتان آرنن خبر کانالیندن. Söylediğiniz gibi uzun vadeli işbirliği anlaşması imzalandı Türkiye ile Afganistan arasında ve bu çerçeve içerisinde ikili ilişkilerin kuvvetlendirilmesine odaklanacaksınız. Ama Afganistan hükümeti söz konusu olduğunda burada özellikle hangi alanlara odaklandığınızı tekrar ifade edin. I would like to ask Mr. President. Of course. Of course. Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle Afganistan'a hoş geldiniz demek istiyorum. İsmim Mustafa Deveci, İhlas Haber Ajansı Kabil ofisinden. Sayın Cumhurbaşkanım, Afganistan'la Kabil arasında, Afganistan ve Türkiye arasındaki ticari ilişkiler 2013 sonunda yaklaşık 300 milyon dolardı. Bu ticari ilişkileri geliştirmek için ileride ne gibi adımlar atacaksınız? Müsaadenizle Afganistan Cumhurbaşkanı'na da bir sorum olacak. Mr. President, as you know that the Turkish army will stay in Afghanistan after 2014. Also 500 Turk. Sorry, he translated the first one into English, but this one he's translating in Turkish. because he's speaking in English. Evet, Türk ordusunun Afganistan'da 2014'ten sonra kalacağını biliyorsunuz ve eğitimlerine devam edeceğini biliyorsunuz. Ve her yıl 5 Afgan polis, 500 olacak efendim, 5 değil, 500 polis memuru Afganistan'dan Türkiye'ye gidip eğitim alacak. Buradaki beklentileriniz nedir? Türkiye'den beklentileriniz nedir? Herhangi bir ek beklentiniz olacak mı Türkiye'den gelecekte, Sayın Cumhurbaşkanım? Öncelikle az önce sunumumda da ifade ettiğim gibi Türk girişimcilerinin biliyorsunuz buradaki en önemli attıkları adım altyapıyla alakalı. Ama bu altyapının yanında ulaşımla alakalı olan adımlar var. İnşaatla ilgili attıkları adımlar var bugüne kadar. Ve madencilik alanında atabilecekleri adımlar olduğuna inanıyorum. Bir diğer alan da biliyorsunuz yine burada petrol aramalarıyla ilgili yapılan çalışmalar var. Ve ortak bir yanımız daha var. Gıdada müşterek yapabileceğimiz işler var. Ve şimdi bu tabii stratejik ortaklıkla ve bu dostluk anlaşmasıyla birlikte her bakanlığımız kendi alanlarını ilgilendiren konularda çalışmalarını yürütecekler. Bunun sekreteryasını da Dışişleri Bakanlığı yürütecek ve bir yıl Türkiye'de, bir yıl Afganistan'da olmak üzere adeta Bakanlar Kurulu toplantılarını yapmak suretiyle tüm bakanlıklar neler yapabilir? Bunları da ayrıca aramızda müzakere edeceğiz, karara bağlayacağız ve takip edeceğiz. Well, thank you for your question. First, we are very grateful for the role that Turkey has played in ISAF and that Turkey has played in bilateral relationship. As President şekilde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği gibi Türkiye birlikleriyle Afganistan'daki NATO gücüne katkı sağlayan 4 ülkeden bir tanesi ve bu da liderlik söz konusu olduğunda kararlılıkla devam edecek çabalara işaret ediyor. ISAF'ta Türkiye'nin liderlik rolüne devam etmesini istiyoruz ve ikili ilişkiler söz konusu olduğunda mayınların ortaya koyduğu tehdit noktasında işbirliği yapmak söz konusuydu ve bu konuda da mutabık kaldık. Bu mayınlar askerlerimize, polislerimize çok büyük zarar veriyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan net bir biçimde Türkiye'nin bu alanda bizlere yardımcı olacağını ifade etmiş bulunuyor. Bununla birlikte yaralı
polislerimizin ve askerlerimizin, güvenlik güçlerimizin tedavisinin özel Türk hastanelerinde sağlanacağını da görüşmüş bulunuyoruz. Kendimizi hiçbir şekilde sınırlamamız gerektiğini düşünüyorum. İşbirliğimiz sadece güvenlik anlamıyla kısıtlı değil. Türkiye, Afganistan'ın bölgesel istikrar ve barış ortağıdır. Aynı zamanda da refah ortağıdır. Bu çok boyutlu ilişki sayesinde bizler geleceğe dönük olarak farklı bir vizyon oluşturup stratejik ortaklık anlaşmasını imzaladık. Ve bu stratejik ortaklık anlaşmasının bütün hükümlerini tam anlamıyla ivedilikle uygulamaya sokmaya karar verdik. Sayın Cumhurbaşkanı kararlı olduğunda yapar. Ben de aynen öyleyim. İki ülkemiz de bu anlaşmalardan ve karşılıklı beklentilerimizden azami faydayı devşirecektir. Ve beklentiler tam anlamıyla ziyadesiyle karşılanacaktır. Arkada buyurun. Buyurun. Atikulay Banasım az Radyo Bayan. Atikula. Sorumu متوجه Bayan Radyosu'ndan. Benim sorum Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak. Geçmişte Afganistan, Türkiye ve Pakistan arasında üçlü görüşmeler yapılıyordu. Ama bu görüşmeler herhangi bir sonuç ortaya koymadı. Daha doğrusu Afganistan halkının beklentilerini karşılamaktan çok uzaktı. Yeni bir safa başlattığımızda, iki ülke arasındaki ilişkiler dikkate alındığında ne gibi yeni kazanımlar bekliyorsunuz? Üçlü toplantıların bu noktadan sonra ne gibi faydalar sağlayacağını düşünüyorsunuz? Ya da arzu ettiğimiz sonuçları elde edebilme ihtimalimiz var mı bu toplantılardan? Bunu sormak istiyorum Sayın Cumhurbaşkanı. Türkiye ile Pakistan ve Afganistan arasındaki üçlü toplantılar iyi sonuçlar ortaya koyacak mı? İran, Pakistan ve Afganistan arasındaki üçlü toplantılarda olduğu gibi ne gibi sonuçlar öngörüyorsunuz? Çok teşekkürler. Sorunun cevabında nereden bakıldığı çok önemli. Nereden bakıyorsunuz? Ne gibi bir cevap bekliyorsunuz? Bu önemli. Bakın ben konuşmam esnasında bir şey söyledim. Özellikle seçimler esnasında Pakistan yönetiminin Afganistan sınırlarındaki kontrol mekanizmalarını iyi çalıştırmış olması, terör unsurlarının Afganistan'a geçmesi gibi bir konuda ortaya koydukları engellemeler memnuniyet verici durumdaydı dedim. Bu tabii sadece terör unsurlarıyla olan mücadele değil. Ayrıca Pakistan, Afganistan, Türkiye arasındaki diğer yani ekonomik, kültürel her türlü alanda atılabilecek adımlardır. Ve bu sürecin devam ettirilmesi lazım. Siyasette kısa süreler vardır, uzun vadeli süreler vardır. Bu süreler içerisinde bu ülkelerin bu attığı adımların neler getirip götüreceğini zaman ortaya çok daha açık, net koyar, koyacaktır da. Burada üç tane halkı Müslüman olan ülke var. Halkı Müslüman olan bu üç ülkenin dayanışması bundan sonraki süreçte de beklentilerimiz içerisinde kararlı bir şekilde gerçekleşmesi gereken programlardır, planlardır. Onun için biz İstanbul sürecini önemsiyoruz. Onun için üç ülke arasındaki bu dayanışmayı önemsiyoruz. Umutsuz değiliz. Atılacak adımlar, alınacak neticeler var. Teşekkür ederim, sağ olun. Üçlü toplantılar, Pakistan, Afganistan ve Türkiye arasındaki üçlü toplantılar etkisiz değildir. Sonuç çıkarmamış değildir. Bu bir ülkenin sorunuyla da açıklanamaz. Aşırıcılık uluslararası bir tehlike, uluslararası bir tehdittir. Aşırıcılık bütün ülkeleri tehdit etmektedir ve hepimizin ortak sorunudur. Suriye, Libya,
Ve karışıklıktan geçen tüm ülkelerdeki sorunlar bizim yaşadığımız sorunlardan bağımsız düşünülemez. Hepimizin karşı karşıya kaldığı tehlikeler ortak. Ortak bir çerçeveden dolayısıyla yola çıkarsak sorunların çözümlerini kimin ne yapabileceğini düşünerek geliştirmemiz daha kolay olacak diye düşünüyoruz. Aşırıcılığı bertaraf edebilmek için, çeşitli yollar geliştirmek için elimizde yeterince imkan var. Ve peyderpey aşırıcılığı bertaraf etmek için kararlılığımız var. Yüzyıllar boyunca süregelen aşırıcılık gibi bir problemi çözmek o kadar da kolay değil. Bir gece içerisinde yapılan tek bir toplantıyla aşırıcılığın kökünü kurutmak mümkün olmayacaktır. Bizler önümüzdeki 5 yıl içerisinde aşırıcılığı nasıl ortadan kaldırırız diye konuşmaya gayret ediyoruz. Sayın Ekselansları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da ifade ettiği gibi kendilerinin oynadığı rol çok hayati, bizlerin oynadığı rol de çok hayati. Ve Sayın Erdoğan'ın bu bağlamda da rolünü oynamaya devam etmesini arzu ediyoruz. Ve bu mücadelenin temelinde bizlere sağladığı desteği devam ettirmesini arzu ediyoruz. Bu mücadelede, bu sürece diğer ülkeleri de dahil edeceğiz. Böylelikle ortak bir çalışma yaparak terörizmi ve aşırıcılığı sonlandırabileceğiz diye umuyoruz. Bölgesel işbirliğinin ortak bir çerçevesini çizmek çok önemli. Ancak böyle çabalarla ve girişimlerle bölgemizi bir işbirliği, istikrar ve barış bölgesine, vahasına dönüştürebiliriz diye düşünüyorum. Başka hiçbir biçimde bu bölgeyi barışa ve istikrara, bölgesel işbirliği vahasına dönüştürmemiz mümkün değil diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Konferans bitmişti. Teşekkürler. Siz bana uçakta sorarsınız. Merhaba Nikon. Merhaba.